Merhaba arkadaşlar. E, bu videomuzda Büyük Selçuklu Devleti'nden bahsedeceğiz. Geçen videomuzda Gazneliler'den bahsetmiştik. Gazneliler ile Selçuklu Devleti arasında yaşanan mücadelelerden bahsetmiştik. E, bu videomuzda ise biraz daha detaya ineceğiz artık. E, Büyük Selçuklu Devleti baktığımız zaman e, Oğuzların 3 okuluna bağlı olan kınık boyuna mensuplardır devlete adını veren Selçuk Bey'dir. Selçuk Bey Oğuz Yapgu Devleti'ne subaşılık görevini yürütmektedir. Yani ordu komutanlığı görevini yürütmektedir. Fakat daha sonrasında Selçuk Bey Oğuz Yapgusu ile anlaşmazlık yaşamış ve kendi boyu yani kınık boyu ile beraber Cent şehrine gelmiş ve bu bölgede İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Bu dönemde Samanoğulları, Karahanlar ve Gazneliler Selçukluların yaşadığı topraklarda üç büyük devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Selçuk Bey vefat ettikten sonra yerine oğlu Arslan Yapgu geçecektir. Arslan Yapgu Samanoğlu Devleti ile anlaşmış ve Maveraün Nehir bölgesine doğru yönelecektir. Karahanlı Devleti'nin Samanoğlu Devleti'ni yıkmasıyla beraber Selçukluların en büyük dayanığı olan e, devlet ortadan kalkmıştır. Karahanlı ve Gazneli baskısına dayanamayan Selçuklular Mavera Nehir bölgesinden ayrılmak zorunda kaldılar. Arslan Yapgu, Karahanlı ve Gazne İttifakı sonucunda tuzağa düşerek vefat etti. Arslan Yapku'nun vefatıyla beraber Tuğrul Bey'in e, Tuğrul Bey ve Çağrı Beyler başa geçti. Yani Selçuk Bey'in torunları başa geçmiş oluyor. Tuğrul ve Çağrı Beyler başa geçtikten sonrasında e, Gaznelilerin zayıflaması ile beraber Selçuklu devleti Horasan'a yönelecektir Ve artık Selçuklu-Gazneli savaşları başlayacaktır Selçuklu ve Gazneli savaşlarından ilki Nesa savaşıdır 1035 yılında karşımıza çıkmıştır Yapılan bu savaşı Selçuklu devleti kazanacaktır Nesa ve çevresi Selçuklu egemenliğine geçecektir Tabi savaşı Selçukluların kazanması ile beraber 3 yıl sonra 1038 yılında Seras savaşı yapılmıştır Yapılan Seras Savaşı'nda Selçuklu hükümdarı olan Tuğrul Bey Gaznelilerden Merv ve Seras çevresini istemiştir. Fakat Gazneliler tabii ki bu bölgeleri vermeyince mücadele başlamıştır ve yine savaşı Selçuklu devleti kazanacaktır. Tuğrul Bey Nişabur bölgesini ele geçirecek ve bu bölgeyi başkent yapacaktır. Ve artık diğer bir savaşımız ise 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'dır. Dandanakan Savaşı Gazneli Mesut, Nesa ve Seras Savaşları'nın izini silebilmek için Selçuklu üzerine bir ordu toparlamış ve Selçuklu üzerine harekete geçmiştir. Yapılan mücadeleyi Selçuklu ordusu kazanmıştır. Horasan ve İran topraklarının büyük bir bölümü Selçuklu egemenliğine geçmiştir. Tabi Tuğrul Bey... E, bu bölgede hükümdar ilan edilmiş ve Selçuklu Devleti'nin kuruluşu tamamlanmış oldu. Böylelikle devletin başkenti Nişabur'dan Rey bölgesine taşınmıştır. Yani Selçuklu Devleti Dandanakan Savaşı sonucunda İran'da resmi olarak kurulmuştur. Devletin resmi kurucusu ise Tuğrul Bey olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi bu dönemde devlet İran'da resmi olarak kurulduktan sonra kendisine daha iyi yurt arama çabası içerisine girmişlerdir. Ve Anadolu'yu incelemeye başlıyorlar. Anadolu topraklarına yerleşmeyi planlıyorlar. Tabi bunun için e ilk önce keşif seferleri gerçekleşmiştir. Yapılan keşif seferleri sonucunda savaş kaçınılmaz oluyor. 1048 yılında Pasinler Savaşı yapılacaktır. Pasinler Savaşı Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk büyük savaş olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine az önce de dediğimiz gibi Selçukluların Anadolu'ya doğru yaptıkları akınlar artıyor ve bu akınlar sonucunda Bizans Devleti ile Selçuklu arasında mücadeleler yaşanmıştır. Bu dönemde Anadolu Bizans hakimiyetindedir ve Anadolu'nun doğusunda ise Gürcüler ve Ermeniler bulunmaktadır. Gürcü ve Ermeniler de Bizans'a destek vermişlerdir. Yapılan savaşı Erzurum'un Pasinler Ovası'nda yapılan savaşı Selçuklu devleti kazanmıştır. Selçuklu devleti savaşı kazandıktan sonra doğu Anadolu topraklarının büyük bir bölümü Selçuklu kontrolüne geçmiştir. Yani Selçuklu devleti yavaş yavaş Anadolu'da toprak kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde Tuğrul Bey zamanında 1055 yılında Büveyoğulları oğulları devleti Bağdat'ı işgal ediyorlar ve Abbas Halifesini esir almışlardır. Bunun üzerine Tuğrul Bey halife yani Abbas Halifesini bu baskılardan kurtarmış ve Abbas Halifesi Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanlı ünvanını vermiştir. Tuğrul Bey bu ünvanı almasıyla beraber İslam dünyasının lideri olduğunu kanıtlamıştır. Ee, daha sonrasında Tuğrul Bey hayatını kaybedecektir. Tuğrul Bey'in hayatını kaybetmesiyle beraber Alparslan dönemi başlayacaktır. Alparslan dönemi, Melikşah ve Sultan Sencer dönemlerini diğer videomuzda anlatacağız. Ee, bu videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik